Bir önceki videomuz olan Opel Omega 100 kilometrede ne kadar yakıyor adlı videomuzda sizlere yol sohbetleri arasında Opel Omega'yı daha önce test etmeyen arkadaşlar için Kayseri, İstanbul ve İzmit'te aracı test etme imkanımızın olduğundan bahsetmiştik. Bize Instagram üzerinden ulaşan arkadaşımız Kayseri'de Hüseyin abinin aracını test etti. Hüseyin abi ve gene grup arkadaşımız olan Reşit Koç bu işlemleri beraber yaptılar. Kendilerine bu konudan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onların hazırlamış olduğu test videosunu, deneme videosunu birazdan izleyeceksiniz. Yine malumunuz arkadaşlar büyük bir YouTube kanalı Otopark.com Sinan Koç sağ olsun Opel Omega ile alakalı Serhat İnci ile beraber güzel bir video hazırlamışlar. Bizler de kendilerini keyifle izledik. Opel Omega'yı tanıttıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, tekrar edelim. İstanbul, İzmit ve Kayseri'de Opel Omega'yı daha önce test etmemiş arkadaşlar için test sürüşlerimiz ve deneme sürüşlerimiz, bilgi aktarımlarımız devam ediyor. Bu imkandan siz de faydalanmak istiyorsanız Instagram sayfamız üzerinden bize ulaşabilir. Test için araçlarımızı kullanabilirsiniz. Daha önce de belirtmiştik, bu testler herhangi bir ücret karşılığında yapılmıyor. Tamamen araç sahiplerinin gönüllülük esasına dayalı olarak yapılıyor. Kanalımızı takip ettiğiniz için, bize destek verdiğiniz için, yorumlar yaptığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. İleriki günlerde yeni videolarla tekrardan karşınızda olacağız. Şimdi sizleri Kayseri'de Hüseyin abimiz ve Reşit Koç'un hazırlamış olduğu test videosuyla baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Ben Hüseyin Altunel, Selçuk arkadaşımızla şimdi arabayı test edeceğiz. Arkada Reşit Koç var ve Selçuk'un babası var, Mehmet Bey arkada. Şimdi Omega'mızı test edeceğiz Selçuk için. 2001 model. 2001 model, 2.5 V6. Şu an ilk defa teste çıkıyor arabayla. Araba hakkında sormak istediğin bir şey varsa Selçuk, cevaplayabiliriz. Egzoz sesi mi bu? Evet, 2.5 ve 6 sesi o Mehmet Bey. Yol tutuşu bu arabaya göre, bu arabaya göre çok iyi değil mi bu araba? Yani. Yani egzoz sesi benimki bir tık daha sessiz mesela. Yani egzozun yapımıyla da alakalı. İstersen daha yüksek ya da daha alçak çalışacak şekilde de egzoz yaptırabilirsin arabana. Geçişler neden çok belli oluyor? Yük var üzerinde Mehmet Bey, düz yolda belli olmaz. Bayır yukarı çıkıyoruz. Yani vites büyütüp vites küçültüyor, ondan dolayı yani. Şimdi bayır yukarı yüklendiğin zaman abi sert atıyor. Ama düz yolda normal yavaş gittiğin zaman aynen fark etmiyorsun vites geçişleri. Bazıları da sever mesela böyle geçişleri. Ki normal manuel gibi yani. Vites atarken biraz gazdan şu çekmen lazım. Kavşaktan döneceğim. Yani Selçuk Bey ve babası Hyundai Accent kullanıcıları. Hyundai Accent'ten sonra nasıl geldi abi araba size? Yani konfor olarak, gidiş olarak. Konforu çok güzel araba. Bir de uzun yola gitmek lazım. Çok güzel, güçlü bir arabaya benziyor. Ama biraz ses sanki egzozdan fazla geliyor gibi. Yani o da egzozun yapımı ve 2.5 ve 6'nın farkı diye. Aslında şu anda ufak bir sorunumuz var, ondan dolayı çalıştıramıyorum bir. Şurada bir kapak var, o kapağı hava emmesiyle açıyor, kapatıyor. Hortumunu takamıyoruz bir türlü. Yoksa çalışıyor kliması. Kaloriferden çıkaramıyorum yani, devamlı kaloriferde şu anda. Yani
Kliması otomatik çift bölge. Yani sağ ayrı sol ayrı verebiliyor. Sağ sıcak verirken sola sıcak veriyor. Sol. Arabanın göğüs bölgesi, iç dizaynı çok güzel yani. Yumuşaklar. Makyajlı kasada böyle abi. 2000 öncesi, 99 ve daha öncesi kasalarda daha farklı bir göğüs tasarımı var. Onlar da çok güzel aslında. Benim önceki arabam öyleydi ama bunlar bir tık daha göze hoş geldi. Daha yeni jenerasyon görünüyor. Bir de akşam olup ışıklarının, göğüs ışıklarını yaptığını aynen. Orası çok güzel. Akşam gece, yani varsa görseli koyar belki izlettin abi. Gece orasının görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Tape Hüseyin abinin sonradan aldı ekranlı bir tape. Evet, duble tape. Benim arabadaki tape kendi orijinal tape'i. O da böyle bir ekranlı. Yok, onda ekranlı değil. Onun üzerinde kaset çalar ve CD çalar var. O zaman açıyor tape. Aynı zamanda 112'yi arayan direkt hattı var. Kartsız. Aynen, telefon bağlantısı da var. Bunlar da bayır sistemde. Bayır aşağı giderken araba böyle bir yine itip vitesi yükseltme durumu var değil mi? Nasıl yani? Kendi haline bıraktığın zaman. Tabii var. Hızlandıkça şeysini atar, fitesini atar ama kurusa da hıptat inersen bir şey olmaz. Kurus özelliği nedir abi? Çekiş. Ya şeyse, hız sabitleme. Hız sabitleme. Yani hız sabitlemeyi aldığın düzde zaman... Düzde de... Aynen, düzde de, bayırda da kendi ayarlar. Yani 120'ye ayarladım, biraz rampa yukarıya geldi, rampa dikleşti. Araba 4'te çekemiyorsa kendi 3'e alır, 3'te devam eder. Düz yola çıktığında tekrar düşün. Buradan. Ama frenleme özelliği yok. Yani motor freni. Gazdan ayağını çektiğin zaman senin araban nasıl bayır aşağı gidiyorsa bu da öyle gider. Yani çok dikleşirse bayır ekstradan fren uygulaman gerekiyor. Buradan dönüyor mu orada? Ha, ileriden dönüyor. İleriden dönmen lazım. Seyahatin en güzel şeylerinden biri de şöyle arka koltukta yayıla yayıla uzun yola gitmek. Şu an çocuk kilidi var sanırım abi. Kapalı. Evet, çocuk kilidi var arkada. Çocuk kilidi var, camlar tam otomatik. Yani tek tuşla tamamen kapanır, evet. Açılır. Arabayı kilitlediğin zaman otomatik bütün camların sunroof'unu kendisi kapatır. Açık bıraktığın zaman. Arka bagajı elektrikli kumandadan açılıyor. Ya da o içeriden şu düğmeden açılıyor. Yalnız kontağı yani çıkarmadan açılıyor. Modeli eski de olsa özellikleri aynen. Yani o zamanına göre çağının bir tık daha ilerisinde bir araba. İşte aynalar, elektrikli ısıtmalar, katlanabilir aynalar. Katlanabilir özelliği hepsinde yok da, ayarlanabilir hepsinde var yani. Şöyle gir yanına. Şöyle gir, düz gir. Sen ikisinin arasına gir. Çekerken şey olsun. Selçuk, motor sesi geliyor mu sana? Geliyor. Motor sesi var. Ha, yok. Sesi yok. Gelmiyor. Fitesi boşalıyoruz Selçuk. Ben boşalıyoruz. El frenini çekiyoruz. Ondan sonra P'ye gidiyoruz. Şanzımana yük binmesin. Yük binmesin diye şanzımana. Selçuk bayağı seyretmiş video herhalde. Şimdi Selçuk arkadaşımızla beraber Hüseyin abinin arabasını test ettik. Hüseyin Altunel abinin arabasını Selçuk ve babasıyla birlikte. Selçuk 22 yaşında, 20 yaşında, özür dilerim, 20 yaşında Opel Omega grubuna da üye. İzzettin abinin videosundan sonra görmüş Hüseyin abinin arabasını. Hüseyin abi de sağ olsun getirdi arabasını. Beraber bir teste çıktık. Evet, izlenimlerin neler Selçuk? Yani arabaya ilk bindin, neyi beğendin? İlk defa kullanıyorsun, evet, değil mi bu arabayı? Evet.
Neyi beğendin arabada? Özellikle konforu çok farklı diğer arabalarda. Yani Hyundai Accent'ten sonra konforu çok farklı. Sonra çok fark etti konforu. İşte genişlik olarak herhalde farklı. Çok yani daha geniş, daha uzun. Mesela Selçuklar için babasının da söylediği şey arabası belki 2 litre ya da 2.2 litre BFL kasanın arabasını alıp yani konfor ve işte özellikler deri koltuk olsun, hız sabitleme olsun sizin için daha önemli anladığım kadarıyla. Yani 2.5 olup daha iyi gitsin yerine işte 2.0 ya da 2.2 olsun hem ustası parçası daha çok bulunsun hem de yakıttan dolayı biraz tasarruf olsun diye onu daha uygun gördük. Şimdi arabayı test ettikten sonra gruptan araba aramaya başlayacaklar. Yani 2.0 ve 2.2 temiz bir araba bulurlarsa eğer grubunda referansıyla bilinen bir araba, bilinen bir arabayı alacaklar. Niye İnşallah. Gruptan bilinen bir araba arıyoruz? Şimdi bize soruyorlar yani Omega'yı hiç bilmeyen birisi olarak özellikle Hüseyin abi bütün Kayseri'deki Omega'ları ya da Türkiye genelindeki Omega'ları bildiği için tanıdık bildiğimiz referans olabileceğimiz bir araba alacaklar böylece. Yani arabada geçmişi belli, bakımları yapılmış şeyleri belli bir araba kullanmış olacaklar. Onun için rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz arabalar arıyorlar. O yüzden gruba soruyorlar. Yani bazı ilan sitelerinde geçmişi belli arabalar yerine bilindik tanıdık arabaları arıyorlar. Yani yine test etmek isteyen arkadaşlar olursa Hüseyin abinin arabasını Kayseri'de benim arabamı gelip test edebilirler. Müsait bir vakitte ücretsiz bu arada bir test edip bir turlayıp merak ettiklerini sorup arabayı görebilirler. Bizden bu kadar.